şan ve şeref dolu tarihimizin en önemli dönüm noktalarının 100. yıl dönümünü 2021 yılında hep beraber izrak ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun istiklal davasını geçmişte kalmış tarihi bir mesele olarak tahayyül etmek özgürlüğümüze yönelik en ciddi tehdittir dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekti. Orta Asya'daki soydaşlarımızın bağımsızlıklarının 30. yılını kutlarken Cumhuriyetimiz de 100. yaşına doğru emin adımlarla ilerliyor. Ancak istiklal davasını geçmişte kalmış, tarihi bir mesele olarak tahayyül etmek, özgürlüğümüze yönelik en ciddi tehdittir. Nitekim, bin yıllık Türk vatanını düşman işgalinden kurtaran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bir başka işgal girişimi olan 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanması asla ve asla tesadüf değildir. Sultan Alparslan'ın açtığı Anadolu kapısını Türkiye kapatma gayretinin hala devam ettiğini, Mevcudiyetimizin çok büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu görmek, gereken tedbirleri almak zorundayız. Bugün bakıyoruz. Benzer tehditler Balkanlardan Uzak Asya'ya kadar Türklerin yaşadığı her yerde farklı kisveler altında ortaya çıkıyor. Bu nedenle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız diyerek her alanda birbirimize destek olmak, iyiyi ve kötüyü kardeşçe paylaşmak durumundayız. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi tarafından Bişkek'te düzenlenen Türk Dünyası'nın dünü, bugünü ve geleceği konulu sempozyumun açılışına video mesaj gönderen Altun, FETÖ'nün sadece Türkiye için değil Orta Asya'daki soydaşlarımız için de büyük tehdit olduğunu dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde söz konusu iç ve dış tehditler noktasında kararlı bir mücadele ortaya koymuştur devletimizin kılcal damarlarına kadar sızan, askerlerimizi hedef alan, masumların hayatını karartan Fethullahçı terör örgütüne karşı gerekli adımları attık atmaya devam ediyoruz. Özellikle 15 Temmuz'dan itibaren bu karanlık yapının inlerine girerek sınırlarımızın içerisindeki imkan ve kabiliyetlerini neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. Yurt dışına kaçan üst düzey sorumluların gittikleri yerlerde yeni komplolar kurmamaları ve adalete teslim edilmeleri için gerekli adımları da atıyoruz. Bu vesileyle özellikle ifade etmeliyim ki FETÖ sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil. Orta Asya'daki soydaşlarımız için de çok ama çok büyük bir tehdit, çok büyük bir şer odadır. Bu nedenle Türkiye cumhuriyetlerde FETÖ hakkında farkındalık oluşturulmasını önemsiyoruz. Gençlerin bu Türk ve İslam düşmanlarının ağına düşmemesi için Kırgızistan başta olmak üzere ilgili ülkelerle yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz.